Herkese merhabalar. Lateksimin içine un dökerek videoya hızlı bir giriş yapıyorum. Daha sonra bu ikisini karıştırarak bir lateks hamuru elde ediyorum. Lateks hamurunun belli bir kıvamı var mı sorusuna cevabım şu an yapmak istediğiniz şeye göre değişkenlik göstereceğidir. Mesela benimki daha müdahale edilebilir ve birazcık daha inceltilebilir bir kıvamda olmasını istediğim için protezimi birazcık daha cıvık tuttum kendi lateks hamurumu. Her neyse, yüz kalıbımın üzerine protezimin kaplamasını istediğim alana göre yerleştiriyorum hamuru ve bunu yaparken parmağımla birazcık baskı uygulayarak aslında protezimi inceltiyorum. Daha sonra parmağımı latekse batırarak protezimin zeminini düzgünleştiriyorum. Bunu yaptıktan sonra da bir kalem yardımıyla gözümün olduğu kısma bir yarık açacağım. Böyle söyleyince kulağa biraz garip geliyor ama her neyse. İyice düzgünleştirdikten sonra kalemimi alıyorum. Minik bir yarık başlangıcı yapıp parmağım ve lateks yardımıyla oluşacak yarı oluşturuyorum. Bunu yaparken kenarlarında bir et kalınlığı olmasına dikkat ediyorum. Çünkü yani sonuçta ortaya çıkmış bir yarık var. Birazcık kalınlığı olması gerekiyor. Her neyse. Şimdi çeşitli yerlerden bulduğum evdeki bazı kabloları falan kesmiş olabileceğim kabloları yerleştiriyorum rastgele. Düzenli olmamasına özen gösteriyorum çünkü yani burada amaç düzgün bir görüntü değil. Yarık oluşmuş ve yarın içinden görünen ve görmemesi gereken kablolar var. Her neyse, bir gecenin ardından protezim bu hale gelmiş oluyor. Kenarlarından dikkatli bir şekilde kaldırıyorum. Bunu yaparken gerçekten yavaş olabilirsiniz. Çünkü lateks ne olursa olsun birazcık narin davranmanız gereken bir protez oluşmasını sağlıyor. Elektrikçi kişiliğimden size ne kadar bahsetmiştim bilmiyorum ama bu amatör led ışığını hazırladım. Ve protezimde bir delik açtıktan sonra test ediyorum ve evet yanıyor. Evet, istediğim sonucu veriyor. Dolayısıyla artık elektrik bandıyla ledimi sabitleme kısmına geçebilirim. Ve şimdi boyama kısmına geldi sıra. Ellerimi mahvettiğimi sizlerle paylaştıktan sonra süngerimden ince bir parça koparıyorum. Ve boyamaya geçeceğiz. Gözümün iç kısmını siyaha boyamaya karar veriyorum. Kabloları taktıktan sonra kabloların da bir korumaya alma ihtiyacı hissetmeme sebebim, yani kablolar tertemiz durursa birazcık tuhaf olurdu gibi geldi. Sonuçta yani açılmış bir yarık var ve o yarığın içinde tertemiz kablolar olması, bilmiyorum, olmaz bence. Siyahla istediğim sonucu aldıktan sonra metalik bir gri ile de bazı yerlerine vurgu yapıyorum ve özellikle kablolara değdiriyorum bu sefer. Işık vurduğu zaman birazcık daha ortaya çıkmaları hoşuma gidecek. Kendi ten rengimden koyu ve birazcık daha turuncu sarı kalabilecek bir fondötenle protezimi boyamaya başlıyorum. Bunu koyu seçmemin amacı aslında, yani direkt ten rengi yapmamamın amacı, koyu olduğu zaman birazcık daha güzel kapatması protezi bir sebep olarak, diğer bir sebep olarak da tamamen kendi tenimle uyuşmasını istememem. İstememem. Her neyse, üzerinde pudraladıktan sonra protezimin, yani rengim sabitledikten sonra ben karşınıza çıkıyorum. İlk önce bu koyu gelen fondöten dediğim fondötenle birazcık dokunduruyorum yüzüme ve daha sonra kendi fondötenimi, kendi favori fondötenimi parmağımla uygulayıp ikisini karıştırıyorum. Böylelikle hem o koyu fondöten dediğim fondötenin yapısını almış oluyorum. Hem de rengini kendi fondötenimle birazcık açmış oluyorum. Bu cümlenin içinde çok fazla fondöten var. Her neyse, fondötenimi güzelce yaydıktan sonra şimdi sadece sol tarafa, benim solum sizin sağ tarafınıza kapatıcımı uygulamaya başlıyorum. Buradan sonraki her adım aslında sadece sol tarafa, sizin sağ tarafınıza yapılacak. Çünkü diğer tarafa protez uygulayacağız. Yani yapay bir insan olmam bence parlamam için harika bir sebep. O yüzden yapay bir insanım. Bunlar olabilir. Aydınlatıcıyı abartmamda hiçbir sakınca görmüyorum ve fazlasıyla sürüyorum. Fazlasıyla derken çok ciddiydim. Göz kapaklarıma bile sürüyorum. Ve
bundan oldukça mutlu oluyorum. Şu anki adım tamamen opsiyonel. Yapacağım makyaja hafif böyle fondötenin altından görünen çiller varmışçasına efekt vermek güzel duracağını, yakışacağını düşündüğüm için yaptığım bir şey. Bir kaş maskarasıyla minik dokunuşlar yaptım ve daha sonra pudrayla hepsini sabitleyip göz makyajıma geçiyorum. Gül kurusu bir renk tercih ettim. Gül kurusunu katlama bölgesine güzelce uyguluyorum, güzelce dağıtıyorum ve ondan sonra üzerine birazcık da kahverengi sürüp derinleştiriyorum. Ve gözümün iç kısmına hafif aydınlık bir renk sürdükten sonra sıra geldi eyeliner'a. Eyeliner benim için tatlı bela diyebilirim. Eyelinersız da olmuyor ama onu sürmek de biraz zor oluyor doğrusu. Ama şu an kullandığım eyeliner şimdiye kadar kullandığım en kolay sürülebileni. O yüzden bu videoda eyeliner çekme cesaretini gösteriyorum şu an. Maskaramı güzel ve doğal bir şekilde uyguladıktan sonra yüzümü birazcık ısıtmaya başlıyorum. Bu elmacık kemiklerimin altını güzelce ısıttıktan sonra birazcık daha aydınlatıcı sürmekte hiçbir sakınca görmüyorum. Çünkü neden daha fazla parlamayalım ki? Şimdi yüz protezimi alıyorum. İlk önce bir provasını yapıyorum. Yerleştirdiğim zaman nasıl olacak diye. Ve bence gereksiz büyük olmuş alt kısmı. Bu kadar büyük olmasına gerçekten ihtiyacım yok. O yüzden parmağımla gösterdiğim o yerlerden keseceğim ve evet, gördüğünüz gibi daha iyi olmadı mı? Bence daha iyi oldu. Yeterli bir alan. Ve lateksimi güzelliğinize kaldırıyorum efendim ve daha sonra yüzüme minik pompon hareketlerle koyup yüzümün provasını yapa yapa o lateksi tampon hareketlerle yerleştiriyorum ama kaşlarımı korumam gerektiğini fark ediyorum. Ne olur ne olmaz. Kaşlarıma direkt lateks değmeyecek ama ya değerse. Protezimin üzerine de lateks sürdükten sonra yerleştirip elimle baskı uygulayarak kurumasını bekleyeceğim. Birazcık tutuyorum bu şekilde. Çok değil, birazcık. Daha sonra minik pamuk parçaları oluşturuyorum. Gerçekten bunların ince ve az olmaları ideal. Lateks sürdüğüm protezle derimin arasına bu pamuğu yerleştiriyorum ve evet, benimki biraz kalın olmuş. Fazlalıkları alıyorum. Çünkü kalın olursa o istediğimiz geçişi vermeyecek asla. Üzerine de tekrar lateks sürdükten sonra eğer sizin spatulanız varsa işler daha mantıklı ilerleyebilir ama ben bayağı törpüyle yüzümü sıvazlıyorum yani. Bir geçiş elde ediyorum bu şekilde ve bunu protezimin etrafındaki her noktaya yapıyorum. Eğer bu spatulayla kenarları sıvama işlemini yapmazsanız ne olursa olsun birazcık daha kalınlık, et kalınlığı olacağı için tamamen cildinize bütünleşmemiş bir görüntü oluşacaktır. Bunda bile eğer iyice bastırmazsanız tamamen o geçişi elde edemeyebilirsiniz. O yüzden alnıma daha yakın olan kesimlere birazcık daha fazla baskı uygulayarak yedirmişken alt kısımları birazcık daha serbest bırakmış olabilirim. Çünkü bir erime oluşsun istiyorum. Her neyse, ben konuşurken videodaki ben yüzüme bazı taşlar yapıştırdı. Gerçekten parlamayı seviyorum ve daha sonrasında oldukça koyu ve turuncu bir renkle bazı yerlere, o birleşme kısmındaki bazı yerlere rötuşlar yaptıktan sonra koyu fondötenimi tekrar onun üzerinden geçiyorum. Çünkü tamamen ten rengi olmasını gerçekten istemiyorum. Bunu birazcık daha koyulaştırmak şu an istediğim bir şey. Bu yarı oluştururken mantığını çok düşündüm. Tamamen kusursuz bir geçiş olması o yerin oluşması ile ilgili oluşabilecek hikayeleri ortadan kaldırıyor. Ama yine de o kestiğim kısımda bir keskin görüntü ortaya çıkmış. O yüzden tekrar aynı işlemi uygulayarak bir yama oluşturuyorum. Şimdi yüz boyasını hiçbir yağla karıştırmadan süngerime aldım. Ve birazcık daha transparan bir mavi elde etmiş oldum. Protezimin göz kısmına minik vurgularla hafif maviler belli ediyorum. Bunların üzerine zaten sonrasında başka şeyler de ekleyeceğiz. Sadece alttan ufak mavi yansımalar olmasını istiyorum. Neden bilmiyorum. Yapay zeka deyince, işin içine robotlar girince mavi renk bana biraz olması gerekiyor gibi geliyor. Sahte kanı bolca gliserinle karıştırarak birazcık daha jel görünümlü bir sıvı elde etmiş oluyorum. Aslında bunu oluştururken kafamda kurduğum mantık şöyleydi.
robotik bir insanın kanının olması saçma olurdu ama yine de sıvı olmalı gerekiyor gibi düşündüm yani. Bir şekilde içinde bazı elektronların olduğu bir sıvı diyebiliriz buna. Her neyse gözümün etrafına onu güzelce yerleştirdikten sonra gül kurusu farımı tekrar alıyorum ve bazı yerlere vurgu yapıyorum. Bunları tamamen göz kararı, rastgele yapıyorum. Bir yandan kenarda ekleme yaptığım kısımda kurumuş oluyor ve onun üzerine de tekrar koyu renk fondötenimi uyguluyorum. Ve birazcık daha koyu, birazcık daha mora çalan bir kahverengiyle o derinleştirdiğim yerlere vurgu yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra birazcık da beyaz kalem ile bazı yüksek noktalara minik vurgular yapacağım. Bu kadar. Şimdi yapay bir insan olabilirim şu an ama kırmızı ruja hala hayır diyemiyorum. Gerçekten kırmızı ruja... Her neyse. Kırmızı rujumu hızlı bir şekilde tek gözümle göre göre uyguladıktan sonra makyajımı bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yarışmadaki herkese iyi şanslar diliyorum ve hepinize hoşça kal diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler efendim.